Al, ye şunu. Yemeyeceğim, aç kalırım daha iyi. Senin iyice dilin uzamış ha, Efna'nın yanında. Ben demiştim gelecekler diye. Efna, Zarife'yi alıp gitsin. Şerefsiz. Sen ne zaman akıllanacaksın be adam? Ne zaman? Ne yapıyorsun ha? Sağlam kolumda anlamaya edeceğim beni. Şu haline bak. Dövsem elimde kalacak. Sen neyine güvendin? Neyine güveniyorsun? Hangi cesaretle sen benim atölyeme geliyorsun? Bu silaha mı güvendin? Gücüm bana yetiyor değil mi Aziz Bey? Çoluğa haklamak kolay tabii. Senin gücün bu kıza Efna'na Dilruba'ya mı yetiyor? Cesaretin varsa benim karşıma çıksaydın. Benim elimden alsaydın bu kızı. Her şeyimi aldın zaten. Şu Sabi'yi de al, tam olsun. Alacağım tabii. Kendi kızını yaptığın gibi eziyet ettiğin yanından mı bırakacağım? Yalnızlıktan aldım ben onu yanıma. Sen bu halde yalnız yaşamak nasıl bir şey biliyor musun ha? Şu nankör kızım beni terk edip gittikten sonra iyice yalnız kaldım. Babasını çiğneyip geçmesini gururuma yediremedim. Ama iyi ki de defolup gitmişsin ha. Sağlam yere kapı attın. Baban aç mı tok mu hiç sorduğun yok. Gözünün önünde babanı dövüyorlar. Sen sesini çıkarmıyorsun. Gavurun kızı. Ya sen, he? Sen gözünün önünde zulmettiler bana. Dövdüler, falakaya yatırdılar. Senin sesin çıktı mı hiç? Acıdan kıvranırken ben senin gözlerinin içine baktım. Şu kadarcık merhamet, şu kadarcık acıma yoktu gözlerinde. Mecbur kaldım. Evlen de başını kurtar istedim. Benim imkanım yoktu. Ama bak, sen imkanı buldun, babanı unuttun. Sen şimdiye kadar yaşadığın her şeyi hak etmişsin. Nankör! Bak hala konuşuyor. Bak, bak Aziz Bey bak. Babasına sahip çıkmayan kızdan sana hayır mı gelir? Yeter! Efna'nın adını ağzına almayacaksın. Bir daha Efna'nın kalbini kırmana izin vermem. Efna'nın çocukluğunu çaldığın gibi Zarife'nin çocukluğunu çalmana da izin vermem. Bir daha o çocuğa yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Benim evimin, atölyemin, sokağımın önünden geçmeyeceksin. Aksi takdirde seni doğduğuna pişman ederim. Siz hepten beni öldürmeye yemin etmişsiniz. Bir daha karşımıza çıkacak olursan sana bu kadar iyi davranmamayız efendim. Öyle mi? Nereden biliyordun? Aziz abi hani sen bana söyledin ya seni kimse alamaz diye. Ne oldu Efna? Yok bir şey. Üzülme. Üzülmüyorum. Ben bundan gayrı babam yok çünkü. Düşünün sen. Aziz abi Efna'nın babamı seviyor musun? Seviyorum tabii. Peki abla, sen Aziz abimi seviyor musun? Seviyorum kız tabii, sevmez olur muyum? Peki beni seviyor musunuz? Seviyoruz tabii. Ben de sizi seviyorum. Gel bakalım sen böyle. Hadi koş. Adem Bey ne işin var burada? Çek gözünü seveyim. Ne saçmalıyorsun sen? Dükkanıma geldin diye sana izah mı vereceğim? Paralar nerede? Galip Bey geldiydi. Bütün paraları aldı götürdü. Bak. Galip Bey ateş parçası gibi geldi. Adem'i eğer içeri sokarsan seni kapının önüne koyarım dedi. Adem ne oldu? Önceden akıl edip o parayı almam lazım. Babam benden önce davranıp bütün parayı almış. Ne yapacağız biz şimdi yuva?
Tamam dur, sakin ol. Bulacağız bir çözüm. Sakin olayım Meruva. Beş paramız yok, gidecek hiçbir evimiz yok. Kaldık ortada. Elimizde hiçbir şeyimiz yok. Aziz'den istesen? Yok. Şimdi isteyemem ondan. Yani o kadar parasız bilmesin beni. Adem. Adem. Gel bir. Bunu satsak. Diruva, bu senin hediyen. Olmaz, bunu satamayız. Satarız. Diruva. Diretme ne olur. Satsak nasıl olacak? Bunu sattığımız hemen şehirde duyulur. Ben kimsenin haberi olmadan satabileceğimiz birini tanıyorum. Zarife. Hoş geldin güzel kızımız. Hoş geldin Gülidemiz. Hoş geldin. Zarife, hoş geldin. Hadi gidelim. Olanlardan konuşmaya, müjdeyi vermeye fırsat olmadı. Yeni bir iş aldık. Daha doğrusu büyük bir ihale kazandım. Hayırdır beyim? Ne ihalesi bu? İran sarayı için 47 halı dokuyacağız. Ama tabii bunu 5 ayda yapacağız. Bu işin altından alnımızın akıyla kalkacağımıza ben eminim. Gerekirse gece gündüz çalışacağız. Çalışırız beyim, evelallah. Sen hiç merakta kalma beyim. Biz ne yapar ne eder sizin başınızı eğdirmeden bu işten çıkarız evelallah. Eğdirmezsiniz biliyorum. Bu işin ilk avansını da bugün alacaksınız. Herkese eşit bayat. Eyvallah beyim. Hadi arkadaşlar gelin bakalım gönüllerini artalım. Adem'le Diruba nerede? Onlar çıktı gitti beyim. Nereye gittiler? Bilmiyorum ki, bize bir şey demediler. Adem, benim yüzümden evinden barkından oldu. Kalacak yerleri de yok. Oğul, sen onlara bir çare düşünmüşsündür. Benim Adem'i bulmam lazım. Onu ortada bırakamam. Mehmet, bize müsaade eder misin? İçeriye de kimseyi alma. Hayırdır Adem, bu haliniz ne? Biz bu gerdanlığı satmak istiyoruz. Tamam da niye böyle bir şey yapmak istiyorsunuz? Çünkü babam beni evlatlıktan reddetti. Artık evde kalmıyoruz. Para ihtiyacımız var. Saçmalama Adem. Galip payidar seni asla evlatlıktan reddetmez. Etti. Çünkü Aziz ile birlikte olup babama oyun oynadık. Neden böyle bir şey yaptınız? Aziz hakkı olan malları geri alabilsin diye. Ve Aziz yüzünden şu anda ortada kaldın öyle mi? Kenan. Alacak mısın gerdanlığı? Almayacağım Adem. Almayacağım. Eğer paraya ihtiyacınız varsa veririm. Lakin ben bu gerdanlığı almam. Buyur. Senden borç para istemiyoruz Kenan. Müsaaden edilir bu. Sen bir gelsene benimle.
size güvenip iş yapılır mı Adem? Yapmak zorundaydım. Adem, sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Ne yapacaksın Adem? Ne yapacaksın? Galip payidar senin arkanda değilken sen bir hiçsin Adem, ne yapacaksın şimdi? Aziz'le ortak olduk. Sen gerçekten aptalsın. Hala ortaklık diyor. Aziz seni kullanıp attı bir kenara. Seni kullandı, farkında değil misin? Ortada kaldın sen. Ortada falan bırakmadı beni. Biz Aziz'le eskisi gibi olduk. Nasıl eskisi gibi olacaksınız Adem? Nasıl olacaksınız? Bazı yaralar sonsuza kadar kapanmaz biliyorsun. Kenan, onlar geçmişte kaldı. Aziz sana geçmişteki ihanetinin bedelini ödetecek. Karının gerdanlığını satacak hale gelmişsin. Adem farkında değil misin? Hatta ödetmeye başlamış bile bu ihanetin bedelini. Yanılıyorsun. Benim Aziz'e itimadım tam. Sen alıyor musun bu gerdanlığı? Alıyorum Adem. Ne yapayım? Alıyorum.